Merhaba sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Bir yolculuk programında daha sizlerle birlikteyiz. Ben Sacide Özlem ve bugünkü konuğumuz eğitimci, uzman aile danışmanı Mürvet Çalışkan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Mürvet Hanım? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, bizler de iyiyiz. Bugün sizinle işleyeceğimiz konu çok değerli. Çünkü gerçekten hem sosyal medyada hem medyada hem birebir küçük gruplarla konuştuğumuzda karşılıklı olarak arkadaşlarımızla, çevremizle hep gençlerin yani çocuklarımızın dine karşı bir mesafe koyduğunu konuşuyoruz. Yani biraz uzak durduklarını veya hatta uzak durmaktan öteye gittiklerini, namazı önemsemediklerini veya işte hani gerek yokmuş gibi dine davrandıklarını ve benzeri konuşuyoruz zaman zaman. Bu konuyla ilgili sizle konuşmayı çok değerli buluyorum bu açıdan ve hatta sizin bir projeniz var. Bu projeniz de bu konuyu bir anlamda sahada anlama sağlaması açısından çok değerli bir projeydi. Hatta ismini benim ve Zeynep'in beraber yazdığımız Gençlerin Cuması kitabından ilham alarak koydunuz. O projenin ismine de Gençlerin Cuması dediniz. Ortaokul İmam Hatipler'di değil mi? Bir İmam Hatip'te biz bunu proje olarak uyguladık ve çok da güzel sonuçlar elde ettik. Evet, bu projeyi yapmaktaki amacınız neydi? Önce bir onu sorsam. Bu projeyi yapmaktaki amacımız aslında sizin başta belirttiğiniz gibi gençlerin dine mesafeli olmasından kaynaklı. Bu benim kendi genç kızlığımdan da biraz böyle ilham aldığım bir süreçte. Sonra eğitim hayatına atıldıktan sonra ve en sonunda nihayetinde aile danışmanlığı eğitimini aldıktan sonra bizim çocuklarımıza hem aileler olarak ne kadar zarar verebileceğimizi gördüğümden kaynaklı. Dedim ki biz bu konuda ne yapabiliriz? Benim bir arkadaşım, çok yakın bir arkadaşım, dikap öğretmeni. Biz ilk önce lisede yaptık aslında bunu. Bir yıllık bir uygulamaydı bu. Bu Gençlerin Cumartesi projesinden önceki bir projeydi bu. İyiliksever öğrenci diye bir yıllık süren bir süreçti. Ben orada proje uygulayıcısı olarak değildim. Projeyi destekleyen kişisi olarak oradaydım. Fikirsel destek. Bir de ödül verildiği zaman her ay bir öğrenciye ödül veriliyordu. O öğrenciye ödülünü takdim eden grubun içerisinde de ben bulunuyordum. Ve öyle bir süreçle giden ve bu gençlerle ne yapabiliriz, nasıl çalışabiliriz en sonunda anladığım tek şey şuydu. Biz gençlerin hakikaten, çünkü nedensiz değil bu gençlerin dine mesafeli olmaları. Birçok sebebi var. Bunu biraz sonra tek tek sıralayacağım maddeler halinde. Bizim en çok ihtiyacımız olan şey empati yoksunluğu ve ahlaktı. Aslında temelde aile danışmanlığı eğitiminden de kaynaklı. Tabii ki öyle bir öngörü tamamen benden netleşti. Ve biz dedik ki, yani ben arkadaşımla beraber dedik, biz bu çocuklarla ne yapabiliriz? Sosyal deneylerle birlikte biz bu çocuklara iletişim becerilerini kazandırmamız gerekiyor. Çünkü Kur'an'da iletişim becerileri son derece değerli. Resulullah'ların hitaplı şekilleri, insanları ötekileştirmemeleri, suçlamamaları, yargılamamaları, bunlar çok önemliydi. Ve narsizm günümüzün gençliğinde çok fazla var. Ben kafanızdaki konuşma planını dağıtmazsam bir ifadenizi tekrar sormak istiyorum. Bizim aileler olarak gençlere ne zararlar verebileceğimizi gördüm gibi bir cümle, evet, sarf ettiniz. Evet. Ne demek istediniz burada? Aslında şöyle, ne demek istediğimi, önce bir gençlerin neden mesafeli olduğunu açarken zaten maddelerden bir tanesi aileden yanlış din eğitimi almaları da var. Bu gençlerin kafasını karıştıran en büyük sebeplerden bir tanesi okulda aldığı din eğitimiyle ailede aldığı, bu seküler ailede olabilir, ailede olabilir. Yani dindar ailede olabilir. Ve bildiğiniz gibi hakikaten dindarlık açısından da biz heterojen bir yapıdayız. Yani hepimizin böyle sabit, güzel, böyle doğru yolda, herkes doğru yolda olduğunu zannederek yani bir tane din algımız yok. Daha doğrusu bir din var da dini algılama biçimlerimizin farklılaşmasından dolayı çok fazla dindarlarımız var. Yani kişi sayısı kadar, inanç ve kişi sayısı kadar farklı dindarlık var diyebilirim. Çünkü herkes kendi anladığı dindarlığı yaşıyor en sonunda. Ve bu gençlerin gerçekten ailelerin kafasını karıştıran sebeplerden bir tanesi okulda öğrendiği, mesela diyelim ki farz namazını kılmak, okulda deniyor ki öğrencilere sünneti kılmayabilirsiniz.
Evde kılabilirsiniz ya da sadece sizin için farz olan farz namazı. Eğer aile gelenekçi bir aile ise sabaha kadar kızına tövbe namazı kıldırıp sünneti nasıl ihmal edersin? Bu çocuğun kafası karışıyor. Yani okulla aile arasındaki din eğitimi açısından da bir böyle şey olabiliyor. Başörtüsüz nasıl Kur'an'ı elleyebiliyor arkadaşlar? Çünkü İmam Hatip Lisesi'ne giden artık tüm öğrencilerin başörtülü olduğunu söylemek yanlış olur. Açık öğrenciler de var. Kur'an dersleri var. Orada başlarının açık olması problem oluyor bazı aileler arasından. Ya da diğer kız diyor ki ya sen kafir oldun nasıl elleyebilirsin gibi mesela. Hmm. Onun başı kapalı, abdesti var. Ama diğer başı açık arkadaşının şey yapması, Kur'an'ı başı açık bir şekilde eline alması onun için günah. Günahlardan bir tanesi olabiliyor. O yüzden yani aileler dışarıda öğrendiği bilgilerle çelişen ve çocuğun üzerine giden zaten çocuk ağır orada gelen, yetişmiş. Çocuğa ağır gelen şeyleri ondan istedikçe çocuğa bir anlamda dinden ikilemde kaldığı için ikilemde kalıp aynen. Evet. Anladım. İklimde kaldığı için öyle. Şimdi zaten dedik ya gençlerin hani mesafeli olmaları nedensiz değil. Ondan sonra tabii ki bu konuda gençleri suçlamamak gerekiyor. Bir kere bu öz eleştiriyi biz büyükler yapmalıyız. Yani biz ebeveynler yapmalıyız. Hı-hı. Çünkü bu Z kuşağı dediğimiz kuşak yeni bir kuşak. Hı-hı. Ve gerçekten teknolojinin içinde doğmuş bir kuşak. YouTube'ları var, Instagram'ları var, Facebook'ları var, Twitter'ları var, işte podcast'leri, Spotify falan çoğunun adını ben bile bilmiyorum yani. Çünkü ya müzik programları yani onların hepsine çok vakıf bir gençliğimiz var. Oralardaki gördükleri aslında bazı tartışmalarda farklı din tartışmalarına da sebep bu çocuklar görüyorlar, dinliyorlar. Hı. Ve dinlediklerinde akıllarına yatan bir konuyu birdenbire benimseyebiliyorlar. Çünkü bu gençlerde öyle bir şey de var. Tarafgir olmak biraz ergenliğin vermiş olacağı bir şey yani. Aidiyet hissedebilme. Eğer aileye karşı din konusunda bir şey hissetmişse, çünkü ilk başta o ailenin içinde büyüdü. Aile hiçbir şeyi yanlış yapmıyordur. Anne baba yanlış yapmaz çocuğun gözünde çünkü. Çocuğa göre anne baba ne derse o doğrudur. Çünkü çocuk isterseniz yeri gelmişken söyleyeyim. Allah sizi annelerinizin karnından siz hiçbir şey bilmezden durumdayken çıkardı. Şükredersiniz, görevlerinizi yerine getirirsiniz diye de sizin için dinleme yeteneği, basiret, iyi görüşlülük ve gönüller oluşturdu. Çocuk Nahl 78. ayet. Çocuk hiçbir şey, tecrübesi yok. Hayata karşı tecrübesi yok. Ne öğrenirse anneden babadan öğreniyor. İlk bakım vereninden öğreniyor. İlk bakım vereni ona nasıl bir din algısı verirse tıpkı Resulullah'ın söylediği gibi yani siz İslam fıtratı üzerine doğarsınız sonra anneniz babanız sizi hani Yahudi, Hristiyan, Mecusi yapar yani. Aynı şekilde o da bir dindarlık çeşitleri. Bakın dindarlık çeşitlerini saydık yani. İslam'ın içerisinde de bu kadar İslam'ın hakikaten farklı algılanışı, farklı din algılarının oluşu. Aynı o din algısını da çocuk hiçbir şey bilmiyor, ailede gözlerini açıyor. Ve o ailedeki öğrendiği şey diyelim ki dindar olmayan bir ailede olabilir. Onun için seküler hayat onun gerçeği, normali oluyor. Ve okula gittiği zaman, arkadaşlarıyla etkileşime geçtiği zaman çocuk işte o zaman sorgulamaya başlıyor. Çünkü ben bunları biliyordum nasıl? Aileye güvensizlik olabiliyor, olmayabiliyor. Ailenin tam din algısına dört elle de sarılabiliyor. Tam tersi tepki de yaratabiliyor çocukta. Şimdi yani şu ana kadar söylediklerinizden şunu mu anlamam lazım? Çocuğun din algısı aileden bağımsız oluşmuyor. Doğrudan aileyle tabii, bağlantılı aynen, oluşuyor. Yani seküler bir ailedeyse, hani hayatında din olmayan bir ailedeyse nispeten tabii. Yine bile dine bakış açısı aileyle bağlantılı oluşuyor diyorsunuz. Tabii tabii. Yani dine mesafeli oluşu, olmayışı vesaire hepsi tamamen ailede. Yani o ilk dönem, o 0-7 yaş dediğimiz dönem çocuğun böyle kişiliği zaten doğduktan sonra oluşmaya başlıyor. Hı hı. Ve çocuk ilk başta ailenin içerisinde doğduktan sonra duygularıyla hareket etmeye başlıyor. Çocuk duygusal bir varlık o anlamda. Hı hı. Ailelerin de çocukların duygularını bu arada bunu sonra konuşalım empati konusuna. Tamam, asıl benim tamam, projemde sırayı, yaptığım şey sırayı şey yapmayayım. Tamam. Diğer meselelere de gelelim. Yani bu çocuk ailedeki öğrendiği din algısından dolayı bir şüpheye düşüyor. Ve bu şüpheden dolayı da dine mesafeli olabiliyor. Bir tanesi sebeplerinden
şeylerinden bir tanesi bu. İşte iletişim araçlarını söyledik. İletişim araçlarında farklı farklı din sohbetleri, farklı görüşler, farklı çocuk hangisini şey yapacaksa, kendine yakın olanı ya da bir arkadaşını çok seviyorsa ya da o kişinin, gençlerde şöyle bir özellik var. Kişinin kendisini beğenebiliyor, ses tonunu beğenebiliyor, görüntüsünü beğenebiliyor. Sadece beğeni üzerinden onun düşüncelerinin savunucusu da olabiliyor. Ha, anladım. Yani çok bilinçli değil çünkü o zamana kadar edindiği tecrübe yok ki. Yani bir din tecrübesi yok. Herhangi bir din bilgisi yok. Sadece taklit üzerine. Sempatisinden dolayı taklit ediyor. Yani zaten taklitle başlıyor ya çocukluk dönemi. Doğru. Öğrenmenin bir çeşidi, bir çeşidi taklitle başlıyor. Ve ondan sonra tecrübe ede büyüyecek. Tabii ki bu şey hani yolculuk ölene kadar tecrübeler tabii hiçbir zaman bitmeyecek. Tabii, bitmez. O çalkantılı dönemde işte gençlerin mesafeli oluşunun bir tanesi de bu. Tarafgir olma isteği. Ondan sonra ve bu o şeyi peki savunma. Demek ki karşılarında örnek alacak, sempati duyacak rol model bulamıyorlar. Tabii. Bunu mu düşünüyorlar? Aynen lazım? Öyle. Ya da rol model bulduklarına dört elle sarılıyorlar. O ne derse doğrudur onun gözünde. Yani önce anne baba doğruydu. Baktı ki anne baba çelişik davranıyor. Çelişik sözler var anne babada. Ya da üstüne çok geliyor. Ya da anne babayı çok seviyor. Ve anne baba onun için yine hatasızsa o din algısı üzerinden bizim memleketimizde o din algısının uzantıları da var zaten. Cemaatler, işte tarikatlar, mezhepler. Yani ondan vazgeçmiyor. Dört elle sarılabiliyor yani. Tepkiyi tamamen kişisel kendisi veriyor. Şimdi o zaman bu ayrıntı çok önemli. Yani bir genç sempati duyduğu, model alabileceği birini bulduğunda onun din anlayışını da kopyalıyor, taklit tabii ediyor bir anlamda. Demek ki gençlerin karşısına doğru rol modeller çıkması lazım. Kesinlikle. Ama doğru rol modeller çıkmıyor. O zaman bu kadar imam hatip ve bu kadar dindarız diyen bir nesil rol model olmayı beceremedi mi gençlere? Şimdi gençler zaten onu yani rol model olarak onun yanlış rol model olduğunun bilincinde değil zaten. Bu tamamen tecrübe dedik ya, yani okudukça, farklı görüşlerle karşılaştıkça, esnek düşünmeyi öğrendikçe vesaire. Hani bu yolculuk öyle bir başlıyor ki, rol model ediniyor, onun için o rol model zaten hatasız. Yani ne söylerse öyledir. Yo, dindar kişiler rol model almıyorlar diye anladım ben konuşmamızdan. Çünkü alıyorlarsa... Hepsi yani tamam, YouTube'da mesafeli. Şeyde hepsinde yani YouTube'da, televizyonlarda çok fazla farklı din algılarının konuşulduğu programlar var. Yani çok örnek vermek istemiyorum. Çünkü şu anda istediğim bir şey değil bu yani. Anlıyorum. Böyle o kadar bir kader meselesi ya da işte Hazreti Ayşe'nin evliliği meselesi ne kadar gündem oldu. Ve bu çocuklar okula taşıyorlar bunları. Evet. Ve öğretmenlerine soruyorlar. O zaman ayrıntıda boğulmak mesela çocukların dinden uzaklaşmalarının ya da dine mesafeli olmalarının sebeplerinden birini ayrıntıda boğulmak diyebilir miyiz? Ayrıntı bir konuyu mesela dinin hani özüne dair iyilik, ihsan gibi böyle büyük güzel konuları tabii ön plana çıkarmak yerine demin dediğiniz gibi işte tartışmalı kader meselesi veya Hazreti Ayşe'nin evliliği meselesi ve benzeri ayrıntı konuları yani önemsiz demeyeyim de hani gündem, biraz daha. Yani şeyde medyada gündem neyse çocukların gündemi o oluyor. Ha. Onu demeye getirdim. Evet. Yani işte bizim projeyi yapmaktaki amacımız çocukları bu tarafa çekmekti. O ahlakın, bu kendiliğine. Yani şuradan bakın çocuklara merhameti, sevgiyi, empatiyi. Ana ilkelerden, değerlerden bakın. Ha. Yani önce sizin değerleriniz olsun. Çünkü değerler de zamanla oturan bir şey. Evet. Yani ailede eğer esnek değerler varsa çocuğun değerleri tam oturmamış olabiliyor. Sen hiç vazgeçemediğin değerin ne diye sorduğumda yüzüme bakan çocuklar gördüm. Ya da işte sen kimsin, kendini bana tanıtır mısın, senin en iyi özelliklerin nedir diye söylediğimde, sorduğumda çocuk bakıyor, diyorum ki arkadaşını bana tanıtır mısın? Arkadaşının en iyi özellikleri. Patır patır sayıyor. Arkadaşımın şu özellikleri var vesaire. Kendine gel. Arkadaşına soruyorum. Diyorum ki bak senin hakkında bunları söyledi. Sen arkadaşındın. Şimdi siz birbirinize dönün. Yani kendinize dönün. Birbirinizi tanıttınız ama kendinizi tanıtın. O yüzden uygulama yaptık. A4 kağıdının üzerine 10 parmağımızı böyle ortaokul seviyesi olduğundan dolayı gayet rahat böyle hem şey eğlenceli de oluyordu. Parmaklarınızı böyle bir güzel şey yapın,
kopyasını çıkarın ve her parmağınıza 10 parmağında 10 marifet diyebileceğimiz bir işte bir özlem çıkar karşımıza. Senin özelliklerin ne? Belki 10 marifetten fazla özelliğin var. Sen kendini ilk önce tanımanla başla diye başlıyorduk. Ondan sonra gençlerin işte kendilerini tanımadıklarını, duygularını bilmediklerini fark ettik zaten. Yani ben zaten bir fiil bu çalışmanın içerisindeydim. Fark ettim ki bu çocukların ciddi anlamda iletişim problemleri var. Hatta birinde senden hatırlarsan, senden diyebilirim değil mi? Özür dilerim. Senden çok güzel böyle bir şey gelmişti bana. Bir mesaj gelmişti. İşte Amerika'da uygulanmış elmayı darp ediyorsun. Anlat istersen. Elmayı darp ediyorsun. Ondan sonra iki elmayı koyup öğrencilere tek tek iki elma götürdüm. Birini darp ettim. Ama şöyle hani dıştan yarılmayacak, zedelenmeyecek şekilde. Ettim. Yani sadece aldım. Ufak ufak vuruklarla ezerek. Ondan sonra iki tabak koydum masama. Tek tek öğrencilere dedim ki şu ben darp ettiğimi zaten onların gözünde de darp ettim. Ondan sonra diğeri de duruyor. Buna kötü sözler söyleyin, buna güzel sözler söyleyin. Beni en çok şaşırtan şey yani bu gençlerdeki iletişim dilindeki de hatalar. Yani buna işte şey geliyor diyor ki çok çirkinsin, çok kötüsün. Buna da diyor ki manyak güzelsin. Dedim yavrum sen ne demek istedin? Manyak güzelsin böyle bir şey mi var? Yeni bir jargon mu bu? O kadar manyak ki, o kadar güzel, manyakça güzel ki falan yapıyor hocam diyor böyle. Dedim yani yavrum biz en iyisi negatif kelimeleri buraya bırakalım. Pozitif kelimeleri buraya şey yapalım. Ondan sonra bakın dedim yani biz dışarıdan bu elma ben darp ettim. Bu darp aslında sizin sözlerinizin darbının sembolü. İçini kesti. İçini kestiğimde içinin tamamen böyle kahverengi, çürümüş. Biz dıştan bunu görmüyoruz. Bu elma ile bu elma arasında hiçbir fark yok. Ama bu elmanın içini kestiğimiz zaman elmanın içindeki o acıyı, o ızdırabı, ona verdiğiniz... Kötü sözlerin onun içinde bıraktığı zedelenme. Tabii onun üstüne yani ne kadar tesirli olduğunuzun farkında mısınız diye yaparaktan çok güzel böyle bu tür deneylerimiz çok oldu. İletişim hataları üzerinde çok durduk. Ondan sonra kendilerini tanıma, önce kendilerini tanıma, iletişim hataları. Bir de hataları düzeltmek için başka bir güzel bir uygulama daha yaptık. İşte bir bardağın içerisine berrak su koyduk. Bu tarafta sulu boyayı, siyah sulu boyayı fırçayla o sürekli her hatamızı oraya batırdık. Hatalarını da kendileri söyleyecekler. İşte ben şu an arkadaşıma kötü söz söyledim. Ben bugün işte anneme yardım etmedim gibi. Yani basit şeyler bunlar çocukça. Ama tabii ki işte namazımı ihmal ettim falan. Arkadaşımın kalbini kırdım. İçinden düşünüyor ve oraya. Bunun tövbesi nasıl olur derken aldık elimize bir şeyi, sürahiyi. Boşaltmaya başladık. Tövbe. Temiz su. Temiz biz su. Tövbe ettikçe, güzel davrandıkça aslında içimizin ne kadar temizleneceğini, ne kadar aslında güzel sözlerin, güzel davranışların, tövbe etmenin, ailemizle birlikte güzel geçindiğimizde, arkadaşlarımızla güzel geçindiğimizde bembeyaz bir su çıktı tekrar berrak böyle saf bir su. Eski haline döndü. Eski haline döndü. Aslında biz ilk önce zaten fıtraten tertemiziz. Ondan sonra hiçbir şey bilmiyoruz. Hayat tecrübemiz yok. Bu hayat tecrübesinde aldığımız yüklemler var, yüklemeler var. O yüklemelerle içimizin, o kötü sözlerle bazen annelerimizin, babalarımızın bizi yetersiz hissetmesi, yaptığımız başarıları görmemesi, eksik bulması, mükemmelliyetçilikleri vesaire. Aslında bu başlı başına yani büyük bir derin bir konu. Yani kendi patolojilerimizi biz çocuklarımıza yükleyebiliyoruz ve bunu bilerek hiçbir aile... Eminim yani anne baba çocuğuna bilerek zarar vermek istemez. Ama kendi çocukluğundaki yaşamış olduğu o patolojileri kendi çözemediği zaman çocuğuna yükleme eğilimi gösteriyor. Kaygılı bir anne çocuğuna kaygıyı yüklüyor. Sınav kaygısı yaşıyor, çocuk başarı kaygısı, gelecek kaygısı. Burada işte sürekli evde konuşulan şey şu, o... 90 almış, o şu liseyi kazanmış, o liseyi kazanmak için şu kadar yapman lazım, dersini çalıştın mı? Yani çocuğu anlamak yerine, çocuğu kucaklamak, şefkat vermek yerine veli seminerleri de verdim. Bir ara antiparantez açayım. Okulda hem çocuklarla gençlerin cuması projesi yapıyorum hem de artı böyle dönem aralarında bir iki böyle güzel bir şey yapıyorum. Ekstra velilerle yapıyorum. Çünkü öğrencileri alıyorum, öğrencilerin neye ihtiyacı var onlara söylediğimde onları böyle bir şekilde güzel
etkinlikler yaptığımızda, bu etkinliklerdeki eksiklikleri gördüğümde bunları ailelere, ailelerin de, şimdi ben gençlerden empati kurmasını istiyorum ama empati kuramayan bir aile ise, çocuğuyla empati kuramıyorsa ne olacak? Doğru. O zaman ben aileye dönüyorum ve diyorum ki pozitif disiplin nasıl olmalı? Seminer veriyorum. Öyle. İşte bu tamamen... Bu projede amaç hani çocuklara biraz daha böyle kimlerin rol model alacağını ya da dini nasıl... Okulda tamam, İmam Hatip'te pek çok hocadan pek çok güzel şekilde ilkeleri öğreniyorlar ama hayata nasıl geçireceği konusunda onu nasıl cesaretlendireceğini burada öğretmek her miydi? Şeyimizin, her projemizin bir bercesi ayeti vardı zaten. Ha. Ayeti hayata geçirmek de aslında güzel söz, sadaka oluşu. Ayetleri biz okuyoruz. Evet. Orada çirkin elmayla, yani çirkinleşmiş, çirkin evet, sözlerle zedelenmiş elmayla, buradaki güzel sözlü elma. Ya da şeyi yapıyoruz, sosyal deneyimizde işte size gelen haberi araştırın, tecessüs etmeyin ya da lakaplar takmayın. Biz bunu ayeti alıyoruz, o ayet üzerine bir şey, sosyal deney şey yapıyoruz ve o ayeti o gün sınıfta hayata geçiriyoruz. Biz bunun uygulayıcısı olduk. Çok güzel. Yani asıl hani önemli olan buydu. Peki bu öğrenciler için de dine mesafeli olan gözlemlediniz mi İmam Hatip'te olmasına rağmen? Bir yandan da bu konuşuluyor çünkü. Mesela İmam Hatip'e giden çocuklardan da dine mesafeli olan çok var. Hatta böyle dine saldırmak için konuşanlar işte her yere İmam Hatip açmakla şöyle olmaz, böyle olmaz gibi cümleler de kuruyorlar. Yani halbuki konu İmam Hatip'te sadece güzel bir eğitim, ahlak temelli eğitim vermek, dinini de bilsin çocuk. Ama buralara kadar götürülüyor. Bu okullarda deist öğrencilerin olduğu söyleniyor mesela. Böyle bir şey gözlemlediniz İşte bunu, mi? Tabii ki. Bunların hepsinin sebebi dediğim gibi nedensiz değil aslında. Bir kere tenzih ediyorum. Çok hakikaten donanımlı hocalarımız var. Ama gelenekçi hocalarımız da var. Yani bu heterojen yapı İmam Hatip'lerde de var. Yani o sınıfın içerisinde öğretmen girdiği zaman o öğrencilere dersin nasıl anlattığını, nasıl yönlendirdiğini biz bilemeyiz. Tabii o onun kendi öz şeyidir. O tamamen müfredatını verir ama yorumunu da kendi yorumu olarak ekleyebilir sonuçta ve çocukları yorumlarıyla yönlendirebilir. Öğretmeni sormaktan ziyade öğrenciyi, hani deist i̇şte, öğrenci veya dine mesafeli öğrenci gözlemlediniz mi? Deist oluşunu şunu dediğim gibi onları suçlamayacağız. Çünkü o çocuklar zaten ortaokulda ve lisede herhangi bir dini tecrübeleri, dini alt bilgileri, dini kaynakları alıp araştırmaları falan söz konusu değil. Hep dışarıdan edindikleri, dış denetimli tabii ki. Evet. Dış denetimli çocukların eğer ailede de iç denetim sağlanmamışsa, sürekli anne baba tarafından ne yapması gerektiği tekrarlanmışsa, söylenmişse bu çocuklar dış denetimli çocuklar oluyorlar. Kendi ayakkabılarını bile bağlayamıyorlar mesela. Ya da kendi kararını kendisi veremeyenler olabiliyorlar. Sürekli aileye sorması gerekiyor. Dış denetimli dindarlığa dönüşüyor bu. Bunu gördüm. Eğer bir çocuğu siz dış denetimli olarak yetiştirirseniz dıştan bir sürü şeylere maruz bırakırsınız. Dıştan gelen tuzaklara veya dıştan gelen bilgilere tamamen çocuğun böyle içselleştirmeden dıştan geleni taklit etme, dıştan geleni işte sempati, arkadaşım eğer onu takip ediyorsa ben takip. Bu çocuklar deizmin ne olduğunu bilmiyorlar. Yani bir felsefe mi okudular ya da herhangi bir böyle deizmin hakikaten Avrupa'da çıkış sebepleri nedir? Neden o Avrupa'da kiliseye karşı tutulan tavra karşı geliştirilen bir şeydir, ideolojik yapıya dönüşmüştür sonrasında. Şeyin içinde dediği tanrı hani öldü mü hakikaten? Nietzsche'nin tanrısı kimdi? Yani öldü dediği tanrı kilisenin tanrısı mıydı? Zaten Kur'an'a baktığınız zaman üçlemeyi reddeden ve ondan sonra yani o sorgulama mantığından da uzak çocuklar var. Yani biz çocuklar deizme kaçıyor derken topyekun bunları şey yapamıyoruz. Yani bu çocuklar deizmin yani, ne olduğunu pratik bilmiyor. Pratik olarak şöyle ifade ediyoruz. Tabii ki deizmin hani kavramsal olarak deizmin ne olduğunu bırakın çocukları. Onlar özentiyle, inanın özentiyle hani bir Allah söyle. Var ama bana niye karışsın diyenlere genelde deizm. Sebeplerinden bir tanesi böyle. Zaten medyanın, tabii ki medyanın, YouTube'un, YouTuber'ların giyim tarzı, hayat tarzı. Bu eğer şey yapacaksa, bu çocuk İslam'a geçecekse giyim tarzını, dış yani fenomenlerin giyim tarzını örnek alarak
onların yaşantılarını örnek alarak ya da arkadaşlık, kız erkek ilişkilerini baz alarak daha rahat, daha özgür olmak istediklerinden dolayı dine mesafeli olabiliyorlar. Anlıyorum. Ondan sonra ben değilsin diyor. Aslında buradaki mesafe kendisinin aslında yaşam şekli, istediği yaşam şekliyle Cenab-ı Allah'ın emirlerine uyması gerekecekse burada işte kızların örtünmesi, daha disiplinli, daha disiplinli bir hayat tabii kız erkek arasındaki mesafeli hani o dikkat sınırların edecek. Oluşu dikkat edecek. Hı-hı. Bunların tamamen böyle namazına dikkat edecek, orucuna vesaire. Yani bir evet. sürü şeyleri var tabii Hı-hı. ki çocuğun artık bu çağından sonraki gelen yükümlülükleri bakın Hı-hı. dışarıda gördüğü dünya yani şeyde ekranda gördüğü dünya. Zaten karışık bir dünya, örtü yoktur diyenler yok mu? Var. Ve herkes kendisine uygun fetvayı bulur. Evet. Ya öyle bir hale geldi ki gerçekten benim düşündüğüm gibi bana fetva verecek bir fetva kabul bulabilirim yani. Doğru, namazın olmadığını söyleyenler de çıkmadı mı mesela? Çıktı, onlar da onlar çıktı. Da var yani. Yok dediler, bu sadece destek dediler yani maddi destek vesaire. Hı. Ne oluyor bu çocuğa böyle şey oluyor? Bir aslında bir kurtarıcı ara. Ara kapı gibi oluyor. Kafası karışıyor. Bu dini yükümlülükler ona o anki yaşantısında, yaşamak istediği yaşantısına, imrendiği yaşantıya şey yapınca diyor ki ben deistim. Ama deizmin ne olduğunu kavramsal olarak tam olarak bilmiyor. Biz onları deizme mi kaçıyorlar diye biz yukarıdan bakarak sosyologlar diyoruz ki bu eninde sonunda şeye gidecek. Yani deizme. Bu bir sonuç. Deizme gidecek. Çünkü bu çocuklar hakikaten bize medya, moda belirli bir yaşam tarzı veriyor. Giyim tarzı veriyor. İkili ilişkiler veriyor. Peki işte. O zaman sorunun şeklini değiştireyim. Şöyle sorayım. Dine mesela mesafeli çocukları siz nasıl gözlemlediniz? Deizm falan demeden. Mesela şöyle yapıyorlardı ya da şundan yapıyorlardı gibi gözlemleriniz var mı? Mesela demin dediniz ki iletişim becerileri çok zayıf. Hı hı. Veya işte empati kuramıyorlar. Bunlarla nasıl bağlantı kuracağız anlayamadım tam olarak. Tamam. Ama iletişim becerileri şöyle zayıf. Özellikle ailelerdeki iletişim zaten iletişim becerileri çok gelişmemiş ailelerde sağlıksız iletişim ve buyurgan, hı hı. katı sınırlar veya esnek sınırları olan aileler meydana geliyor. Ve bu ailelerde eleştiri, suçlama, yargılama çok fazla dillerinde. Hı. Sen diliyle konuşuyorlar. Evet. Ve bu çocuk üzerine sürekli böyle neden namaz kılmadın, neden yapmıyorsun, bak cehenneme gireceksin, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın korkutarak ya da çocuğu aşağılayarak, kendisine kötü hissettirerek çocukta aslında farkında olmadıkları bir erteleme alışkanlığı edindirtiyorlar. Bunu gördüm. Mesela namazını kılacak herkes imam hatiplerde inmiyor. Ben mesela orada cuma namazında orada oluyorum. Her öğrencinin cuma namazına indiğini söylemek yani mümkün değil yani. Erteliyor. Yerine getirmiyor vecibeleri. Mesela bunu gördüm. Ve bu erteleme çok uyarıldığı için belki aşırı baskıya uğradığı aşırı için. Baskı aşırı baskı karşısındaki kişide tepki yani çocukta sevdirmekle, bir dini sevdirmekle, namazı sevdirmekle. Ondan sonra hani kendisi kılarken çocuğuna hadi gel beraber kılalım ya da önümde sen ol, imam ol mesela. Ha, hadi sen mi? Yani sen ne kadar bazı aileler var çocuk için özel, tabii özel şeyler kuruyorlar. Gerçekten namazgah kuruyorlar çocuklar için. Evet. Çok böyle özendirerek, sevdirerek bunu yaptırmak varken bir de tam tersi çok daha baskıcı ters şimdi çekiyor. Şimdi ben demin bu bahsettiğiniz... O yüzden iletişim hataları çok fazla var. Yani doğrudur. sen üzerinden sürekli çocuğu suçlama, eleştirme, kendisini kötü düşündürtme, utandırma, utanmıyor musun? İşte görecekler sonra el alem nedir dönüşüyor. Of. O görecek benim çocuğum namaz kılmıyor mu? Dışarısı için, başkası için dindar. Bu sefer yani farkında olmadan münafık hani yetiştirilebilir. Allah korusun çocuklarımızı biz ateşe mi kendimiz bile bile atıyoruz. Oysa ayette ne diyor? Sen kıl. Çocuğuna da ehline de namazı emret. Evet. Oradaki emir yani buyurgan bizim baskı yap baskı, demek değil. Zaten dinde baskı zorlama yok. Ama bir gidiyorsunuz bir hoca mesela geçenlerde dinledim diyor ki bu ehli kitap için diyor baskı yok diyor. Hani dinden evet, olmayanlar için. Var. Evet. Ama kendi içindeyse dövebilirsine kadar da gidebiliyor bu yani. İşte bunu da çocuk psikolojisiyle geldi anlat yani, ona. Evet. İşte, şimdi böyle benim mesafe. Burada demin bahsettiğiniz ayetin
78 tekrar okuyayım isterseniz. Allah sizi annelerinizin karınlarından siz hiçbir şey bilmezken çıkardı. Bununla beraber sizde dinleme, görme özellikleri ve gönüller oluşturdu ki görevlerinizi yerine getiresiniz. Benim hep dikkatimi çekmiştir. Allah-u Teala önce bebek olarak hiçbir şey bilmezken bize bize annemizin karnından doğmamızı nasip ediyor. Ve diyor ki Allah-u Teala sizde dinleme, görme ve gönüller oluşturdu. Şimdi gönüller dinleme, görme ve gönül yani Semi, Basar ve Fuat klasik terminolojide oluştuktan sonra bunun amacının görevlerimizi yerine getirmek olduğunu söylüyor ayette ki. Şimdi görevler birinci insanın kulluk görevi birinci görevidir Allah'a karşı. Ondan sonra anne babasına karşı görevleri gelir. Ondan sonra topluma karşı ve tabiata karşı görevleri vardır. Şimdi burada anne babanın görevlerinden biri de çocuklarını iyi insan olarak yetiştirmek. Tabii ki. İşte bu iyi insan olarak yetiştirme noktasında demin seküler aileler dedik mesela. Seküler aileler de çocuklarını iyi insan olarak yetiştirmeye çalışıyor. Yani bir ahlak orta noktasında dindar ve seküler aileler çoğu kez birleşiyoruz. Ve tamamen birleşiyoruz. Tabii, ahlaksız hiçbir toplum yok. Bana doğru. Ahlaksızlık yapıldığı zaman bu Amerikalı için, Fransız için ya da Alman için, fark Afrikalı, Kenyalı hiç doğru. fark etmez. Yani bu evrensel ilkeler bunlar. Doğru, tamamen birleşiyoruz. Ve bu görevlerde çocukların da görevleri belki hani çocukları yetiştirirken ilk görevimiz de onları ahlaklı temel bireyler olarak evet. yetiştirmek belki. Anne babaların bu durumda şöyle diyeyim size, nasıl diyeyim, anne babaların bu durumda temel görevleri ahlakın oluşması. Burada işte dinden önce ahlak mı oluşması önemli acaba? Kesinlikle. Dini bilgilerden önce ahlaki temelin verilmesi mi önemli? Kesinlikle öyle. Zaten ilk önce şöyle söyleyeyim, yani ben anne baba olarak, yani biz ebeveynler olarak ilk önce birbirimize karşı çok ahlaklı olmalıyız. Zaten bir Müslümanın ahlaksız evet. olması düşünülemez. Zaten evet. ailenin içinde, normalinde o çocuk ahlaklı bir ailenin içinde zaten ahlaksız olması ya da ahlaksız yetişmesi ta ki dışarıdan, dış etmenlerden etkilenerek arkadaşlarıyla, yani bu dindar bir aileden bahsedeyim. Son derece birbirinin içinde sevgi ve merhametin barındırdığı bir aile var. Birbirlerine çok güzel anlayışla karşılıyorlar. Demokratik bir aile diyebiliriz mesela buna ki çok az maalesef Türk aile yapısında demokratik aile yapısı modeli yok. Bu başka bir şey, yani aile tipleri, evet, davranışları ve çocuk evet. ayrı bir konu. Genelde biz bağımlı bir aileyiz ve ataerkil bir aileden. Ataerkil kültürün kentte biraz daha tabii ki bu normali daha bir değişme başladığı süreçte böyle şeye geçtik. Ama maalesef hani bizim, ben kendimden bahsedeyim. Bizim zamanımızda tabii ki daha ataerkil. O ataerkilliğin içerisinde böyle o saygı anlayışımız, ahlak anlayışımız, biraz da tabii ki kültürel anlayışımız, ahlak biraz kültürle de bize empoze ediyor. Yani karma, Allah'ın emirlerinin yerine getirilmesi ibadetimiz. Bunu aile yapacak, yerine getirecek. Ama bu tarafta da iletişim dilinde birbirini incitmeyen, eleştirmeyen, anlaşabilen, beraber karar verebilen, tartıştılarsa bile çocuğun yanında nasıl barıştığını çocuğa öğretebilen bir ebeveyn olması gerekiyor. Eskiden şey vardı mesela, çocuklar duymasın programı vardı. Son derece sakıncalı. Çocuklar duymasın, tartışıyorsun. Çocuk problem çözmeyi nereden öğrenecek? Kimden öğrenecek? Anne baba tartışabilir. Tabii ki bu tartışma öfke, şiddet, psikolojik olarak insanı yıpratıcı şekilde değil. Yani uzlaşma diline daha yakın. Fakat bir problem olacaksa kişileri hakaret etmeden, ben dili üzerinden. Okullarda veriliyor artık bu sen dili, ben dili. İnşallah muvaffak olunacak, yani bu derste veriliyor, sosyal bilgilerinde, ortaokulda başlandı bu. Ben de pekiştirmek için sen dili ben dili örnekler üzerinden çok
konuştum bunu. Böyle bir ailenin içinde, ahlaklı bir ailenin içerisinde doğan çocuğun düşünebiliyor musunuz? Aslında İslam ailesi böyle olmalı. Evet. Ahlaklı, güzel, din aslında anlayışlı. Bazen din demeden de yani çocuğa öğretilebilir değil mi? Zaten yani. bu nesil çok konuşulmayı seven bir nesil değil. Evet. Zaten uygulayacaksın. Çocuk senin söylediğinden çok yaptığına bakar. Bu, evet. Bu bilinen bir gerçek yani. Evet. Ve şeyde söylediğiniz sözlerden ziyade sizin ona söylediğiniz sözlerle hissettirdikleriniz çok önemli. Bunu kaçırıyoruz biz. Yani çocuğu eleştirirken, çocuğu suçlarken, cezalandırırken, yargılayıcı dil kullanırken çok zarar verebiliyoruz. Çünkü çocuklar ilk önce duygularıyla başlıyorlar öğrenmeye hayata. Tabii o duyguları incinmiş, zedelenmiş narsistler niye meydana geliyor? İşte aile tarafından değer verilmemiş, görülmemiş. Yine bu projenin içerisinde bir deneyimiz var. Hatta sana söylediğimde biraz duygulandın galiba. Öyle algıladım telefonun öbür ucunda. Bir kutunun içerisinde, çok güzel kadife bir kutunun içerisinde bir ayna koydum. Ondan sonra üstüne de böyle çiçeklerle falan süsledim. Dedim ki bu şeyin içinde, kutunun içerisinde dünyanın en değerli varlığı var. Ve bunlar bir tane. Başka yok. O kadar değerli ki. Ne sizce dedim çocuklara. Tabii ki farklı cevaplar. Hazreti Peygamber'in sakalı mı dedim. Yani çocuklar biraz ciddi olalım, şey olalım yani. Realist, Hazreti Peygamber'in sakalının, kılının burada işi ne? Ya da işte Kur'an-ı Kerim. Diyorum ki Kur'an-ı Kerim. Hepimizin masasında var. Hepimiz zaten. Hepimiz için o. Benim söylediğim çok daha böyle farklı. Tamam, bakıyorum çocuklarla böyle bir beyin fırtınası yapıyoruz. Ondan sonra diyorum ki hepiniz teker teker gelin, kutuyu açın, bakın. Ama fakat kimseye söylemeyin. Kimseye söylemeyin. Geçin yerinize oturun. Ondan sonra böyle kalktılar, baktılar ve herkes gülerek kendine baktı ve güldü. Oturdu. Kutunun içinde dünyanın en değerli varlığı kimmiş deyince hep birazdan ben diye bağırmaları benim tüylerimi diken diken eder. Değil mi? Ne kadar. Yani güzel. Aslında hepimiz şöyle, gerçekten aileler de bunu bilmeli. Çocuklar Allah'ın emaneti bize. Evet. Ve o kadar değerli ki. Yani biz onu niye değersizleştiriyoruz? Yaptığı işler hatalı olabilir. Hatasını düzeltebiliriz. Ve en büyük çocuğun ne hatası olabilir? Bir cam kırıldı, bir bardak kırıldı, bir duvarı boyadı ya da ödevini yaparken yazısı yanlış mı? Yani çocuğun böyle hani daha tabiri caizse çocuğun fıtratını bilmeyen aileler var. Kapasitesini bilmeyen aileler var. Ve çocuğu öyle bir eleştiriyor ki ne biçim yazmışsın bunu falan deyip ödevini yırtanlar, şeyini silenler, tekrar yazmasını isteyenler. Yani bir bardaktan daha mı az değerli senin çocuğun, o bardak kırıldı diye seni sakar deyip çocuğu böyle etiketlemeler. Çocuğun kendisini yetersiz, değersiz hissetmesini. Ve kızların bir tanesi dedi ki mesela, çok üzülmüştüm ben ona. Ben değerli miyim dedi. Aynen. Sen aynı bunu şey yapmışsın. O benim hep kulağımda. Sonra bir gün böyle menüse şeye iniyorum, çarşıya ineceğim. Kızlarımızdan bir tanesiyle karşılaştım. Hocam biliyor musunuz, ben her aynaya baktığımda diyorum ki aslında sen değerlisin. Ne güzel, maşallah. Yani şimdi Mehmet Hanım, bu Cenab-ı Allah'ın hakikaten bizlere vermiş olduğu değeri biz değersizleştirmeyelim. Doğru. Çocuklarımıza doğru, böyle hakikaten sahip çıkalım. İlk önce bizim anne baba olarak çocuklarımıza biz değer verelim ki çocuklar değer algısına o kadar çok tok olsunlar ki dışarıdan değer devşirmesinler. Değil mi? Başkasından beklemesinler. Beklemesinler. O çocuk kendisini ve bunu konuşarak değil, bu yaşayarak yapılan bir şey. Yani ben sözlerimle bunu yıkabiliyorsam bu çocuğun iş dünyasını, hareketlerimle, ona davranışlarımla, zaten normal hayatın içinde olması gereken bir rutinden bahsediyorum. O çocuk zaten kendini değerli hissedecek. Evet. Böyle bir gündemi olmaması lazım. Niye bu aile danışmanları bu kadar çıktı? Neden bu kadar değerlerden bahsediyoruz? Neden empati yoksunu narsist çocuklar yetiştirmeye başlıyoruz? Narsistin en büyük özelliklerinden bir tanesi empati yoksunluğu. Çocuklarla çalışıyorum. Mesela empatiyi çalışıyoruz. Empatinin en çok kurulabileceği şeylerden bir tanesinde mesela ilk önce şeyden başlıyorum. Bizim ABC kuramı denilen bir kuramımız var. Yani bu da stoacılıktan gelme.
Stoacılığın şeyine göre insanlar, her insan olaya kendi hissettiği ve düşündüğü şekliyle anlam yükler. Yani olayın kendisi hı hı. değildir bizi etkileyen. O olayın bize çağrıştırdığı işte düşünce veya duygudur aslında bizim davranışa iten. İşte başlıyoruz çocuklarla, diyorum ki ya en samimi arkadaşınız size yoldan giderken falan size şey yapmadı, selam vermedi, ne düşünürsünüz? Bir sürü farklı düşünce çıkıyor. Kibirli olduğunu düşünürüm, beni görmediğini düşünürüm, işte bana küstüğünü düşünürüm vesaire. Sonra bunun sonuçlarını konuşmaya başlıyoruz. Diyoruz ki kendinin kibirli olduğunu düşündüğün arkadaşına ilk davranacağın şey senin de onu görmemezlikten gelmek. Senin sana küs olduğunu düşündüğün arkadaşında bu sefer ona acaba neden küstü, kendini kötü hissettirip onun yanına giderken kendinde daha fedakar, hani neye küstüğünü bile bilmiyorsun, sormuyoruz da, bizim toplumumuzun böyle bir şeyi var. Ya da diyelim ki işte kendini merak ettin, neden diye sorabilirsin, telefon açabilirsin, hayırdır. Değil yani mi? bu en aslında iletişime açık olan şey. Neden duygularımızla biz ve düşüncelerimizi arkadaşımızın bize selam vermemesi üzerine kuruyoruz? Nedenini bilmediğimiz bir şeyi sadece kendimizden yola çıkarak yapıyoruz bunu. Sonra empatiye gidiyoruz. Empatide çalışmalarımızda şey yapmaya başlıyoruz. Duygu çarkıyla beraber hareket ediyoruz. Hani bu projeyi eğer yapmak isteyen varsa diye ayrıntılı anlatıyorum. Evet, bu çok güzel bir. Bu çok güzel. Bir de projenin adımlarını da şu anda böyle verdim. Basitçe bir şekilde verdim. Ana hatlarıyla. Bunlar çok işe yaradığını bildiğim için. Yani böyle şu anda çok çalışılıyor bu tür şeyler. Duygu çarkından çocuğun mesela döndürüyor çarkı feleğini akıllı tahtada. Orada bir şey çıkıyor, işte üzüntü çıkıyor. Seni en çok en son üzen olay neydi diyorum. Başlıyor kendi başından çocuk şeyiyle, üzüntüsüyle. Ve bazen öyle bir şey oluyor ki hayır diyorum, sen burada aslında üzülmemişsin, kızgınmışsın diyorum. Kızgınlıkla üzüntü arasındaki farkı bilmiyor. Korkuyla kaygı arasındaki farkı bilmiyor çocuklar. Çocuklar çünkü duyguları bastırılmış oluyor genelde aileleri tarafından. Hı-hı. Ağlama, gülme, nasıl sinirlenirsen işte ya da annesine kızacakken çocuk birden cezalandırılabiliyor. Çocuk kızmayla üzülmeyi bir arada yaşıyor, öfkeyi bir arada yaşıyor. Düşün, tamamen böyle karman çorman bir duygu dünyası oluşuyor çocukta. Ve gerçek duygusuna, kökenine inemiyoruz böyle. O kadar şey. Empatide de örnek veriyorum, diyorum ki ya diyorum sizin diyorum düşünün, çok yakın bir arkadaşınızın başından gerçekten üzücü bir olay geçti. İşte babasını kaybetti. Gittiniz cenaze evine, soruyorsunuz böyle hani ne yapıyorsun, iyi misin falan. O anda o kadar böyle kendiyle içinde babasının kaybıyla şey ki git başımdan dedi sana. Ne yaparsınız? Olur insan öyle. Ama o çocuklar öyle, biz olgunuz. Biz olgunuz. O çocuklar onu öyle görmüyorlar. Aa bir daha gider miyim? Ona Suranda kabahat bilmem ne. Bakın diyorum, empatiyi anlatıyorum bu sefer. Hmm. Aslında karşısındakinin duygusunu kabullenmek, o duyguyu görebilmek ve sana nasıl yardımcı olabilirim sorusu olumsuz bile derse ki başımdan git, tamam ne zaman istersen ben buradayım diyebilmek, onu üstüne alınmamak, onun o duygusuna saygı göstermek, yalnız kalma isteğine saygı göstermek, fakat nasıl yardımcı olabilirim konusunda da ona açık kapı bırakmak. Şimdi üretmenim, ve bu narsistlerin en büyük özelliği empati yoksun oluşları. Ve iblisin en büyük şeyi, özelliği neydi? Kibirli oluşu. Kibirli oluşu. O da narsizmin temeli. Ve özür dilemeyi bilmiyor. Evet. Hak hukuk meselesi konusunda tamamen böyle gerçekten hep ben haklıyım. Bencil nesiller yetiştirmeyelim. Dediğim gibi gerçekten bu hani dinle karışık gibi oldu şu anki söylediklerim, ama hepsi aslında dinin yok, içinden hepsi. Çünkü yani din çünkü yaşam şekli zaten. Bu benim yaşam tarzım. Tabii. Olmalı. Şimdi bir insanın psikolojisini, bir insanın olaylara karşı ve kişilere karşı tutum ve davranışlarının işleme mekanizmasını bilmezsek, tabii, ona nasıl insanın nasıl yaşaması gerektiğini anlatan dini anlatabiliriz. Aynen. Anlatamayız ki. Öncelikle insanın kim olduğunu, hani insan dediğimiz varlığın kim olduğunu bilmemiz, nasıl mekanizmalar işlediğini iç dünyasında bilmemiz lazım ki ona göre düzgün bir anlatımla ifade edelim, evet, derdimizi. Şimdi ben konuştuklarımızdan şunu çıkarıyorum.
korkulacak kadar büyük bir deizm ya da ateizm tehlikesi yok gibi görünüyor. En azından sizin gözlemlediğiniz ben alanda. Ben ortaokul seviyesinde ve lise seviyesinde söyledim. Ha, üniversite evet. seviyesiyle alakalı çalışma yapmadığım için o benim alanım ben değil. Ben zaten şu an sizin gözlemlediğiniz şu anda kadarıyla. Ortaokul ve lisedeki kızlarımızın özentiyle beraber daha böyle çalkantılı, bunalımlı devreleri, işte söylem farklılıklarından, evet. işte rol model edinmelerindeki işte aidiyet duygusu ya da işte onu evet. kendisine yaşam şekli olarak benim sevmek istedim, bir özenti vesaire. Ha bu evet. üniversitede bu ciddi anlamda üniversitenin konusu ve değişebilir. Ve gerçekten değişebilir ve bu çocukların üniversitelerde de benim şöyle tavsiyem var olacak yani. Buyurun, evet anne babalara ne tavsiye edersiniz diyecektim zaten. Anne babaların şu çalkantılı dönemde çocukların sordukları, sordukları sorulara böyle şey olur mu? Böyle soru sorulur mu? Dinden çıktın sen. Sırf tepki olarak ateistim ben diyen çocuk var. Ailesine. Halbuki çocuk ateizmin ne olduğunu bilmiyor. Tepkisel olarak söylüyor. Hayır ben sizin dininize karşıyım demek istiyor. Din anlayışımıza, dininize karşı aslında bizim din kavramımız da yanlış olduğundan dolayı. Dinle dindarların üzerinden, dindarlık anlayışımıza. Dindarlar üzerinden din tanımı yaptığımızdan dolayı hakikaten Allah'ın bir tane yolu var. Ve sevgiye, barışa, esenliğe. Öyle değil mi? Güzel konuşmaya, güzel ahlaka, salih amele. Salih amel nedir Allah aşkına? İyi empatinin tam zehiridir. İşte. O yüzden çocuklara ha bir de salih ameller yaptırttık biz hani iyiliksever öğrencide. Çünkü salih amel kendimden başkasına değer verme. Kendime de aslında bundan çok güzel iç pay çıkarma şöyle. Salih amel zaten çift dünyalıyız biz. Hı hı. Salih ameller benim önüme nasıl çıkacaksın? Resulullah diyor ya çok daha iyilikler yapardım yani. Hı hı. O kadar ki yani salih amel o kadar kapısı kapanmayan bir şey. Evet. Ne yaptığımız işte çocuklarımız bir diyelim ki bıraktığımız hakikaten işe yarayacak güzel bir neslin her nesiller arası çağlar arası yararlanabileceği hakikaten bir bilgi. Evet. Bir neyse hani evet. sıralanıyor bunlar. Dediniz yani ki bunların kapısı kapanmıyor. O sudan herkesin sorularını... içebileceği bir çeşme gibi vesaire evet. yani anne eserlerde. Babalara tavsiye olarak çocuklarınızın sorularına düzgün cevap verin. Tatmin edici cevap verin. Başka? Kesinlikle çocukları suçlamasınlar. Aha. Suçlamasınlar. Çocuğum neden bunu böyle merak ettin? Sorular sorsunlar çocuklarına. Aha. Seni böyle düşündüren anlamaya ne? Anlamaya çalışsınlar. Zaten düşünün ben Allah aşkına Özlem Hanım kaç yaşındayız yani? Beni anlamayan bir arkadaşla arkadaşlık eder miyim ben? Doğru. Ya o çocuk anlaşılmak istiyor. Doğru. Anlaşılmadığı bir yerde zaten tepkisel oluyor. Tepkisel olduğundan dolayı zaten aileden uzaklaşıyor. Doğru. Bu sefer çocuklarımızı neden dışarıya gönderelim? Beraber öğrenelim. Bak güzel bir soru sordun diyebiliriz. Aslında hiç ben böyle düşünmemiştim. Ama bir araştıralım bakalım. Hadi sen de bir şeyler bul, ben de bir şeyler bulayım. Ondan sonra istişare edelim bunu. Bir kitabımıza bakalım. Kur'an bu konuda bize ne diyor? Bunları böyle daha bir güzele hem eğitici hem ben öğreneceğim. Belki benim yanlışım vardır bu konuda. Mesela diyelim ki o namaz kılan çocuk sadece farzı kıldı, sünneti kılmadığı için annesi tarafından sabaha kadar işte tövbe namazı kıldırılan çocuğa aa ben bir bakayım hakikaten farz namazları bize hep işte hani bulunduğu neyse din çevresi grubu vesaire sünnetsiz olmaz dedi. Sünneti kılınmazsa namazın kabul olmayacağı kadar bile belki bir algısı vardır bu annenin. Anne mesela kendisini bu anlamda aa hocam bunu böyle mi söyledi? Hoca hanıma gidip hoca hanımı şikayet etmektense hoca hanım böyle böyle dediniz. Bunun dinde yeri nedir? Siz böyle öğrettiniz. Hoca hanıma sorabilir. Ya da işte öğretmen beyse yani sorabilir hocaya. Diyebilir hocam siz böyle böyle söylüyorsunuz. İşte farz namazları kılınabilir, sünnet namazları kılınmayabilir. Bizim asıl sorumlu olduğumuz farz namazlarımız sünneti evde de kılabilirsin. Kılmasan da hani farz namazı kılmadığındaki günahın burada yok. Bunu çok rahat anlatabilirler, anlaşabilirler. Yani çocuklarla birazcık beraber. Onların çocuklar dilini, çok çocukların masum sorular, dilini, çok basit, gençlerin evet. dilini
Evet. Anlamaya çalışarak, kesinlikle, onların bakış açısıyla olaylara ve durumlara, evet, bakmaya çalışarak, evet, ama anne baba olduğunu hemen unutmayarak. Aynen. Dinden çıktın laftası, evet, yakıştırmayarak. Evet. Çocuk dinden çıktığını düşündüğü zaman zaten dini bir sopa olarak kullanmayarak. Aynen, kullanmayalım. Lütfen kullanmayalım. Işte. Çünkü ebeveynler hakikaten dini çocuk üzerinde bir eğitimci sopası gibi kullanmaya kalktığında o ebeveynlerin yaptığı dine mal olmuş oluyor ve çok yanlış oluyor. Sonra dediğiniz gibi belki üniversite çağında işte deizm ve ateizm dediğimiz ya da işte ahlaki zayıflamalar dediğimiz şeylerle karşılaşmak, evet, durumunda kalabiliyor aileler ki bundan korunmanın en etkili yolu yine anne babanın tutum ve davranış. Kesinlikle aile burada çok 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 önemli. O yüzden anne babalara lütfen çocuklarınızı anlamaya çalışın diyorum. Hı-hı. Onların duygularını anlamaya çalışın. Kafa karışıklıklarını normal görün. Karışabilir. Yani denizler dalgalanmadan durulmaz. Önce bir kafalar, hı-hı, karışacak. Doğru, hı-hı, yolu bulabilmek, beraber araştıralım, bu da çok diyebilmek. Güzel. Bu da çok güzel bir şey. Her soru ya da her kafa karışıklığı dinden çıkmak değildir. Değil. Aksine kendine bu modern dünyada dinini daha iyi yaşayabilmek için bir alan oluşturma, alan açma çabasıdır. Konfor belki çocuk için bir konfor oluşturma çabasıdır. Dolayısıyla bu da çok önemli, doğru söylüyorsunuz. Yok, estağfurullah. Yani anneler, babalar dediğiniz gibi anlayışlı olsunlar. Ve çocukların böyle hemen dinden çıkmak o kadar kolay değil. Dine alan da çıkaran da Cenab-ı Allah. Evet, o da doğru. Elhamdülillah. Ben size çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Çok güzel bir program oldu. Çok doyurucu bilgiler verdiniz. Çok 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 teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Allah'a emanet olun. Hayırlara vesile olsun. Teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, bir başka yolculuk programında daha birlikte olmak üzere iyi günler diliyorum.